Semin Yanın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi iki tane patlıcan sevmeyenlerin bile tadına bayılacağı, patlıcan olduğunu anlamayacakları çok lezzetli bir tarifim var. Bu tarifi ister sabah kahvaltısına yapın, isterseniz de akşama. Buyurun hemen tarife geçelim. İki tane patlıcanım var. Öncelikle saplarını çıkartıyorum. Patlıcanların kabuklarını soyuyorum. Kabuklarından çok az bıraktım ama siz hepsini soyabilirsiniz. Patlıcanları uzunlamasına yaklaşık yarım santim kalınlığında kesiyorum. Kestiğim parçaları üst üste 3 tanesini koyup ortadan ikiye kestim. Şimdi uzunlamasına tekrar kesiyorum. İnce uzun, kalın kibrit çöpü şeklinde keselim. Doğradığım patlıcanları kenara alıyorum. Geniş bir tabağın içinde bir tane yumurtayı çırpıyorum. Ben daha sonradan bir yumurta daha yaptım. O yüzden iki tane patlıcana siz iki tane yumurta yapın. Acı sevenler içine biraz pul biber ekleyebilir. Ben bir çay kaşığı kadar ekledim. Çok az da karabiber ekledim. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Başka baharatlar seviyorsanız onları da ekleyebilirsiniz. Yine geniş iki tane tabağa birine un, birine galeta unu aldım. Doğradığım patlıcanları önce una bulayacağım. Una buladığım patlıcanı yumurtalı karışıma atıyorum. Patlıcanları yeni kestiğim için üzerindekinden unu tutuyor. Unlanmış patlıcanları da iki tane çatal yardımıyla yumurtaya buluyorum. Yumurtaya bulanmış patlıcanları da galeta ununun içine atıyorum. En son galeta ununa bulayacağım. Patlıcanları yine çatalla çevirerek galeta ununa buluyorum. Yumurtaya bularken çatal ya da maşa kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde bularsanız unla beraber elinize yapışır ve patlıcanlar galeta ununa güzel bulanmaz. Böyle yapışkan elinizle üzerinden sıyrılır. O yüzden her seferinde elinizi yıkamak zorunda kalırsınız. Böyle çatal ya da maşa kullanırsanız daha kolay olacaktır. Size böyle tek tek uğraştırıcı gibi geliyor olabilir ama patlıcanları yumurtaya ve unlara bulamak 6-7 dakika sürüyor. Çok çabuk da kızarıyor. O yüzden kahvaltıya daha çayınız demlenmeden hemen hazırlayabilirsiniz. Yumurtanın hepsini kullandığım için ben ikinci yumurtayı kırıyorum. Yine şöyle bir çırptıktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Kalan patlıcanları da önce una, sonra yumurtaya, sonra da galeta ununa buladım. Kızartma tencereme bolca sıvı yağ aldım. İyice kızdıktan sonra patlıcanları kızartacağım. Patlıcanları kızartmadan önce iyice yağı kızdırın. Kızgın yağda kızartın. Yoksa patlıcanlar yağı daha çok çeker. Bakın attığım anda kızarmaya başlıyorlar. Patlıcanları yağın içine koyarken de tek tek koymaya çalışın. Eğer yapışık halde koyarsanız öyle kızarırlar. Kızartırken de zor ayırırsınız.
Her tarafı aynı şekilde kızarmaz ve istediğiniz çıtırlıkta olmaz. Kızartırken de yüksek ateşte kızartırsanız patlıcanlar yağı çok çekmez, hem de çok çabuk kızarır. Çok çabuk kızardığı için yanından çok fazla ayrılmayın. Sık sık çevirirseniz de daha çıtır olur. Patlıcanlar yüksek ateşte 2-3 dakikada kızarıyor. Üstelik çok fazla da yağ çekmiyor. Eğer denemediyseniz bu tarifi mutlaka deneyin derim. Hiç patlıcan tadı gelmiyor. Eğer çocuklarınıza patlıcan yediremiyorsanız bu şekilde yumurtalı sağlıklı bir patlıcan yedirmiş olursunuz. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serdiğim tabağın içine alıyorum. Böylelikle fazla yağı varsa havlu kağıt yağını alıyor. Kalan patlıcanları kızartmaya devam ediyorum. Gerçekten çok da bereketli oluyor. 2 tane patlıcandan 4 tava patlıcan cipsi kızarttım. Sıcakken hafif böyle çıtır olduğu için ben patlıcan cipsi diyorum. Patlıcan cipslerinin yanına da yoğurttan bir sos hazırladım. Onu da sizinle paylaşacağım. Yoğurt sosuyla beraber patlıcan cipsleri daha da lezzetleniyor. Şimdi yoğurt sosunu hazırlıyorum. Bir kaseye 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt alıyorum. Kıvamının güzel olması için suyundan da biraz döktüm. İsterseniz içme suyu da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Çok az da dereotu kıyıyorum. İsterseniz taze nane de doğrayabilirsiniz. Acı sevenler biraz da pul biber ya da toz biber ekleyebilir. İyice çırptıktan sonra yoğurt sosu hazır. Kızarttıktan sonra sıcak sıcak yerseniz çıtır çıtır çok güzel oluyor. Patlıcan sevmeyenler bile eminim bu patlıcan cipsine bayılacak. Yediğinizde hiç patlıcan tadı almıyorsunuz. Yumurtalı, sağlıklı, güzel bir tarif. Çok yağ çekmiyor dediğim gibi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir tanesinin tadına bakayım. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak, çok güzel bir tadı var. Şöyle içini de göstereyim. Gerçekten çok lezzetli. Bu tarifi 5 çaylarına bile yapabilirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Denediğiniz tarifleri de benimle Instagram'da paylaşırsanız sevinirim. Ben de Instagram'da hikayelerimde paylaşırım. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.